Türk Dili ve Tarihi programına hoş geldiniz. Celal Öcal Bey ile onun çalışmaları konusunda hepinizin ilgisini çekeceği tarihimizle alakalı İzmir'in özellikle Birinci Dünya Savaşı ile ilgili ama neticede belki dinlerken izleyeceğiz fakat hepimizin bilmesi gereken şeyleri konuşacağız. Celal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Turgay Bey. Ben önce bir sizi tanıtmak isterim. Celal Öcal Bey 1949'da Balıkesir'de doğmuş. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesini 1979'da bitiriyorlar. Sosyal Sigortalar Kırklareli Hastanesi'nde meslek hayatına atılıp İzmir Tepecik Ege Hastanesi'nden emekli oluyorlar. 1992'de kurucularından olduğu İzmir'de bulunan Türk Dünyası ve İnsan Hakları Derneği'nde uzun yıllar başkanlık ve yöneticilik yaptı. Türk Dünyası Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultaylarında İzmir delegesi olarak bulundu ve değişik konularda tebliğ verdi. Atatürk'ün sahip çıktığı şehitlerimizden olan Boğazlıyan Kaymakamı, Milli Şehit Mehmet Kemal Bey'in kızı Müşerref Gürenci ile yaptığı röportaj sonrasında aile arşivinin kamuoyu tarafından bilinmesini sağladı. Türk tarihi ve kültürü ile ilgili çeşitli makaleleri Orkun, Türk Dünyası, Tarih, Töre, Türk Yurdu, Bahçesaray, Tarih ve Düşünce gibi dergilerde yayınlandı. Evli ve üç çocuk babasıdır. Celal Bey'in bir de yazmış olduğu üç tane kitap var. Aslında bugünkü konumuz da bu üç kitabı da birazcık ilgilendiriyor. Gördüğünüz gibi İzmir konusunda iki tane kitabı yayınlanmış durumda. Bunlar 496 ve 434 sayfa gibi oldukça hacimli kitaplar. Tabii biz bugün o kitaplardan ancak kısaca bahsedeceğiz. Ama konuya meraklı olan, özellikle İzmir ve çevresinde oturan insanlarımızın bu kitaplardaki bilgilere ulaşmaları çok önemli. Burada da 18. kurultayında gene bugünkü konumuzla alakalı kendisinin vermiş olduğu önemli bir tebliğ var. Şimdi gördüğünüz gibi Celal Bey, denizin ve karanın kilidi 368 yıldır Gazi Sancakkale'ye saygı konusunda 4-5 yıldır faaliyet yürütmekte ve kitaplarında da bu konuda önemli bilgiler vermekte. Nedir bu? İzmir'in ve Türkiye'nin bilmediği Yenikale şehitlerini anma törenini 5 Mart 2024'te yaptılar. Bunu Sancakkale Dayanışma grubu olarak yaptılar. O grubu ve o günkü çekilen hatıra resmini görüyorsunuz. Ben bu arkadaşlarımızın hepsinin ismini burada sizlere bildirmek istiyorum. Çünkü gene bir atasözümüz var biliyorsunuz. Marifet iltifata talibidir diye. Milyonların üzerinde nüfusu olan İzmir ve çevresini düşünürsek bu bir avuç bizim Türk aydınımızın bu konuda hassasiyet göstermesi ve bu konuda bir çalışma yapmaları ve bize bu konuda bilmediklerimizi hatırlatmaları Türk tarihimiz açısından da çok önemli. Dolayısıyla Yenikale şehitleri törenine resimde gördüğünüz gibi Celal Öçal başkanlığında İzmir Milletvekili Erol Yeşilpınar, İzmir Valiliği Türk Dünyası Hizmetleri eski koordinatörü Fadıl Ünal Bey, Profesör Doktor Necmi Ülker, Doçent Doktor Ali Kandilli, Cumhur İttifakı Balçova Belediye Başkan Adayı Erol Eroğlu, Zafer Partisi Narlıdere Belediye Başkan Adayı Batuhan Barut, Zafer Partisi Selçuk Belediye Başkanı Adayı Selçuk Esen, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Mübeccel Himaç, Avukat Özcan Pehlivanoğlu, Gazeteci Erdoğan Varol, Mustafa Yıldız, bunlar Sancakkale Dayanışma Grubu mensupları olarak bugün sizlere getireceğimiz konunun önde gelen mimarlarından kendilerine, sizlerin adına ben önce teşekkür ediyorum.
Çağrı Bey, isterseniz hazırlanmış olduğunuz sunumu ve bu değerli araştırmanızı sizin ağzınızdan dinleyelim. Buyurun efendim. Evet, çok teşekkür ederim. Hocam Necmi Ülker, 1987 yılında İzmir Sancak Kalesi ve Şehitliği başlıklı bir tebliğ vermiş. Bunu okuduktan sonra merak ettim. Nerede bu Sancak Kale? Nerede bu Yeni Kale Şehitliği diye? Yeni Kale Şehitliği'ni gördüğümde çok önemli bir ifade orada gözüme ilişti. İngiliz ve Fransız gemilerinden açılan ateş sonucu şehit düşen ağır topçu tabur efradından şehit olanların ruhlarına Fatiha diye bir ifade. Allah Allah, 5-10 Mart tarihlerinde İzmir demek ki denizden İngiliz ve Fransız gemileri tarafından saldırıya uğramış. Biz bunu niye bilmiyoruz? Peki burada Sancakkale ifadesi var. Sancakkale'nin nesi diye bu tebliğ benim bu yönde konuyla ilgilenmemin sebebi oldu. Önce Yenikale Şehitliği İzmir'in Osmanlı döneminden kalma en eski şehitliği. Bundan da eskisi yok. Öbür tarafta Sancakkale ise 1656 yılında yapılmış. 1650'li yıllarda Venediklilerle yapılan savaşta Osmanlı gemi yönünden sıkıntıya düşünce yabancı gemileri kiralama girişiminde bulunmuş. Fakat gemi kaptanları cevap bile vermeden çekip gitmişler. Bunun üzerine Köprülü Mehmet Paşa, Piri Reis'in haritasında Sancakburnu diye geçen yere bir kale yapılmasını emretmiş. Bu kalenin yapılmasından sonra yabancı ticaret gemilerinden düzenli olarak vergi toplanmaya ve yabancı gemilerin de kaledeki sancağı selamlaması sağlanmış. İşte yeni yapıldığı için yeni kale, kalede dalgalanan sancağımız nedeniyle Sancakkale adıyla anılan bu kale 368 yaşında. Ve bu 368 yıl boyunca en önemli hizmetini Birinci Dünya Savaşı sırasında yerine getirmiş. O dönem Osmanlı Harbiye Nezareti ki önce 2. Abdülhamit, Hamidiye İzmir'e Çanakkale gibi bir çıkartma yapılacağını değerlendirmiş ve Hamidiye İstikamı Hümayunu adıyla anılan istikamlar yaptırmış. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Harbiye Nezareti de aynı düşünceyle Türkiye'ye İskenderun'dan, Çanakkale'den, İzmir'den saldırı yapılabileceğini düşünmüş, yeni tahkimatlar yapmış. Ve biz Birinci Dünya Savaşı'nda hazırlıklı olarak girmişiz. İzmir'de bir saldırı yapılacak. Bütün tertibatımızı almışız. 3 tane tayyare bölüğü de tesis etmişiz. Ve savaş başlamış. Önce uzun menzilli toplarla İzmir'i dövmeye başlamışlar. Fakat Körfez'de ilerleyip de bizim topçularımızın atış menziline girdiklerinde biz onların canına okumuşuz. İşte Sancakkale'mizi görüyoruz ve gemi kayıpları vermeye başlayınca da çekilip gitmişler. İşte İzmir'imizi o dönem savunan gazi toplarımızdan bir tanesi Yenikale'deki top. Bu top maalesef yerinde değil. Peki bu derecede önemli olan Sancakkale neden bilinmiyor? Neden Türkiye'nin gündeminde yok? İşte bütün sıkıntı da buradan başlıyor. UNESCO bir öneride bulunmuş. Dünya genelinde bütün harp sahalarının korumaya altına alınmasını istemiş. Ve Çanakkale ve Polatlı Geribolu Tarihi Alan Başkanlıkları kurulmuş ve daha düzenli olarak işler devam etmeye başlamış. Ama o dönem İzmir eşrafı içerisinde yetkililer arasında yahu durun İzmir'de de bir tarihi savaş alanımız var, bir Sancakkale'miz var, burayı da korumamız gerek diyen olmadığı için gözden kaçmış. Tarihçiler, sanatçılar, yazarlar, ressamlar hiç birisi bu kaleye adım atamamış. Ama benim asker kimliğim olduğu için ve bu çalışmalara başladığım 2008 yıllarında şartlar bugünküden çok daha farklı olduğu için o dönemde ben bu konuyla ilgili çalışma yapmak istediğimi kulakları çınlasın Koramiral Lütfü Sancar'a
ve onun kurmay başkanı Ali Rıza Şibe'ye ilettiğimde kısa zamanda kabul edildim. Hem Uzunada'ya gittim hem de Sancakkale ve çevresini dolaştım. Yeni Kale'nin konumunun neden önemli olduğunu bu haritada anlatabilirsiniz galiba. Denizin önünde tabii, çok derin bir kanal evet. olmasını izah Evet. edersiniz. Tabii şöyle ki İnciraltı Narlıdere hattında o 48 toplu 11 bataryamız var. Foça tarafında da 167 kilometrelik saha içerisinde 28 bataryamız var. Düşman uzun menzilli toplarla, evet burada duralım lütfen. Bakın Körfez'in en dar yerinde Sancakkale merkezli bir savunma planı. Bütün sahil boyunca toplarımız sıra sıra mevzi almış durumda. Mayın hatlarımız var. Geçişi zorlaştırmak için batık gemi manialarımız var. Ve düşmanı bekliyoruz. Ve işte atışa başladıklarında da bizim menzilimize girdiklerinde de Yenikale önünde çok dar bir sur alanı var. 220 metre boyunda 50 metre enişindeki o su yolundan geçmek zorundalar. İşte orayı da geçemiyorlar. Gemi kayıpları verince de çekilip gidiyorlar. Şu an görmüş olduğumuz yabancı kaynaklardan aldığım bir bilgi. Sancak Kalesi kanalı diyor. Muini Zafer Bataryası diyor. Karakolu işaretlemiş. Çiftlik Bataryası demiş. Ve Bademlik Tavyası demiş. Celal Bey, Zafer Bataryası Zafer gemisinden sökülen toplardan dolayı galiba. İşte burada bataryalar daha güzel gözüküyor. Savaşın çıkacağı belli olunca donanmanın yaşlı gemilerinden Muini Zafer gemisinin topları sökülmüş. Bir kısmı Çanakkale'ye götürülmüş. Bir kısmı da İzmir savunmasında kullanılmış. O yüzden Muini Zafer Bataryası halen Uzunada'da Muini Zafer Bataryası adıyla gemimiz yaşıyor. Bu da bir denizci geleneği olarak sürüyor. Çevrede Mordan'da, Foça'da, Menteş'te toplarımız var. Yenikale'de toplarımız var. İzmir'e saldıran düşman donanması gayet açık bir şekilde görülüyor. Ondan sonra Palio Tabya, ondan sonra Bademlik Tabyası. 18 Mart deniz saldırısı Çanakkale'ye, herkes biliyor, bu sene de kutlandı. Ama bu ondan 13 gün önce, ayın 5'inde önce İzmir'e geliyorlar. Yani ilk arzu yabancı donanmanın İzmir'den Anadolu'ya girmek. Dolayısıyla biz Çanakkale Savaşı'nın öncesinde İzmir müdafasını konuşuyoruz. Buraya dikkat çekelim. Buyurun efendim. Evet. Profesör kulakları çınlasın Yusuf Halıcıoğlu, ki biz burada Yenikale Şehitliği'nde 2021 yılından beri anma toplantıları düzenleriz her 5 Mart'ta. Yusuf Halıcıoğlu Bey bu toplantımıza katılmış. İzmir'den böyle bir düşman saldırısı gerçekleşmiş olsaydı biz Çanakkale'yi de savunamazdık, savaşı kaybederdik diye bir uzman tarihçi olarak görüşünüzü paylaşmıştı. Velhasıl bu bombardıman sırasında önce denizden bombalıyorlar. Sonra Ben Mayçeri diye uçak gemisi var, Mustafa Ertuğrul bataryasının batırmış olduğu gemi. Oradan kalkan uçaklarda İzmir'i havadan bombalıyor. İşte bizim maalesef resmi olarak yazamadığımız tarihi İngilizler bu bombardımanı kalan military operation diye ondan sonra kitabını yazmışlar. İzmir bombardımanını bu kitapta anlatmışlar. Ama maalesef bizim tarihçilerimiz bu konuyu görmemiş, görmezden gelmiş. Hala da devam ediyorum. Evet. Bu çok enteresan. İşte İzmir'e saldıran Evir Yalus, ondan sonra Sweetfisher, Kleber, ondan sonra Trump gibi, ondan sonra gemiler İzmir'i bombalıyorlar. Aralarında Askold denilen de bir Rus gemisi de var. Beş bacalı. Beş bacalı değil mi? Olması hasabıyla da çok tipik bir gemi. Ondan sonra İzmir'i bombalıyorlar. Fakat bizim menzilimize girdiklerinde de gemi kayıpları vermeye başlıyorlar ve defolup gidiyorlar. Fakat bu arada Ben Mahçeri'den kalkan, ondan sonra uçak gemilerinden kalkan tayyareler de İzmir'imizi
havadan bombalıyorlar. Türk Hava Kuvvetleri'nden hiç bahsedilmiyor. Oysa ki 3 tane 10 tayyare bölümümüzün burada bu savaşta büyük yararlılığı var. Özellikle mesela Budake diye bir Alman pilot var. Bir seferde 2 düşman uçağını düşürünce kendisine İzmir Şahini unvanı veriliyor. Ondan sonra büyük bir moral yaratıyor. Bu bombardıman çok uzun sürüyor. Bu mesela Klever'i görüyorsunuz şu an. Ben Mahçeri burada uçak gemisi. Kalabalık bir Levanten nüfus da var. Onlar da zarar görüyor. Ondan İzmir valisi Rahmi Bey. Ondan sonra İzmir'i bombardımanını durdurun. Levantenlere de kendi halkınızı da zarar veriyorsunuz diye çıkışta bulunuyorlar. Uzunada'da uçak birlikleri var değil mi efendim? Evet. Orada 1915 yılında Uzunada düşman tarafından işgal edilmiş ve bunda oraya yerleştirmiş oldukları şeylerle gerek topçu birlikleriyle gerekse hangar ve uçaklarıyla İzmir'de bir de Uzunada merkezli olarak bombalıyorlar. Bunlar da pilotlarımız mesela sağ taraftaki 1. Deniz Tayyare Bölüğü pilotlarımızdan isimler. Sami Uçan meşhur pilotlardan. Diğer bir de 5. Seydiköy merkezli 5. Tayyare Bölüğümüz var. Kaklıç merkezli 12. Tayyare Bölüğümüz var. Yani bu hava kuvvetlerimizin İzmir savunmasındaki varlığından söz edilmemiş olması çok büyük eksiklik. Umarım bu program ilgililerinin dikkatini çeker ve burada Atatürk'ün ziyaret ettiği bir de Reşadiye Köşkü var. 1. Deniz Tayyare Bölüğü'nün karargahı olan yerde Atatürk 2 defa Reşadiye Köşkü'nü ziyarete gelmiş. Türkiye'de çok güzel bir uygulama var. Atatürk'ün ziyaret ettiği her mekan müze olarak korunurken İzmir'de maalesef bundan hariç tutulmuş. Bunun ben çok büyük eksiklik ve yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Mesela Atatürk İzmir Atina seferini yapan ondan sonra havacılarımızı bu Reşadiye Köşkü'nde 3. Tayyare Alayı karargahında kabul etmiş. 1934 yılında yine 1934 yılının Haziran ayında da İran Şeyhin Şahı'nı kabul etmiş. O dönem büyük bir çok modern bir deniz tayyaremiz var bunun. Süpermarin şunu taptın diye. Onu İran Şahı'na Atatürk göstermiş. Programınız eminim çok faydalı sonuçlar doğuracak. Bunlardan bir tanesi Sancakkale Deniz Müzesi'nin açılması ve 3. Tayyare Alayı Atatürk Havacılık Müzesi'nin açılması gibi çok faydalı sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. Bu gemi topları sökülen zafer gemisi değil mi efendim? Muini Zafer Gemisi bu. Bu da bilinmeyen bir konu. 1 Mart 1914 henüz İngiltere ile ondan sonra karşılıklı ilan edilmiş bir savaş ilanı söz konusu değil. O arada biz tabii İzmir Körfezi'nde mayınlarla, bataryalarla körfezi kapatmışız. Bir harita gemimiz var. Kızıldeniz'de görev yapan harita gemimiz Beyrut gelir. Urla İskele'ye demir atar. İçeriye giremez. Orada bir de Kınalıada gemimiz vardır. O da içeriye girememiştir. Ve onlara Osmanlı Harbiye Nezareti sakın teslim olmayın bir düşman saldırısı durumunda kendinizi batırın emrini verir. Ve beklenen şey olur. 1 Mart 1914 günü Scorpion ve Wolverine isimli iki harp gemisi gelir. Urla İskele'deki bu gemilerin teslimini ister. Gemi kaptanları sökülebilecek eşyaları sökmeye çalışır kendisine verilen zaman süresince ve batırır. İngilizler de ateş ederler. İngiliz kaynaklarında ondan sonra gemilerin batırıldığı geçse de gerçekte gemi kaptanlarımız kendi gemilerini batırmıştır. Batırılmamıştır gemimiz. Biz kendimiz batırdık. Böyle de bir hadise var. Bu da bilinen bir konu değil. Bu da çok önemli değil mi efendim? Çok ilk çıkartma diyorsunuz. Evet, Uzunada'ya yapılan 1. Dünya Savaşı'nın amfibi harekatı. Uzunada'ya çıkartma yapan askerlerimiz.
Şimdi Çanakkale Deniz Savaşı'nın öncesi 5 Mart 1915 günü İngiliz gemilerinden Euryalus, Hampshire, Trump, Swiftfisher, Theseus, İngiliz uçak gemisi Ben Mayçeri, Rus gemisi Askold, Fransız gemisi Klebert, Fransız uçak gemisi Enrikmers ve nakliye gemilerinden Monitör denilen küçük savaş gemilerinden oluşan filo İzmir'e gelir. İzmir'e niyetleri İzmir'e çıkartma yapmaktır. Çünkü nakliye gemileri de filonun arasındadır ve kıyılarımızı bombalamaya başlarlar. 5 Mart günü Ali Ağa Reşadiye Şakran bombalanır. Yenikale tam 3 saat yoğun bombardıman altında kalır. Türk mevzilerine 140 mermi atılır. Buna karşılık ondan sonra çok fazla bir kaybımız yoktur. Fakat bu bombardıman gün be gün devam eder. Ve düşman donanmasının atış mevsimine girince itiraf donanması zor duruma düşer. Gemi kayıpları vermeye başlarlar. İzmir valisinden İzmir'i teslim etmesini isterler. Ve Rahmi ve İzmir valisi Rahmi Bey gemi kaptan Amiral Pierce ile görüşür. Ondan sonra onlar gayet mağrur bir şekilde İzmir'i bize verin, İzmir'in kralı siz olacaksınız. Bütün yine yönetim sizde olacak. İzmir'i bize teslim edin teklifinde bulunur. Ve Vali Rahmi Bey çok enteresan bir cevap verir. Cayır cayır yakarım da İzmir'i yine teslim etmem. Bu davranışınızla İzmir'deki Levantenlerin de hayatını tehlikeye atıyorsunuz der. Ve Vali Rahmi Bey bombardımanın Levantenlere de zarar vereceğini göstermek için Levantenleri Türk mahallelerine yerleştirir. Bulgaristan'ın savaşa girmesiyle oradan getirilen 17... Tabii. Burada tabii artık toplarımızın menziline yaklaşamamaktadır ama uzun menzilli toplarla İzmir'i dövmeye devam ederler. Fakat Bulgaristan'ın savaşa girmesiyle birlikte açılan Belgrad yolundan gelen yeni toplarla Foça'ya yerleştirilen topların yerleştirilmesinden sonra artık İtilaf donanması tamamen çekilip gider. Bu arada bu topların akıbeti ne oldu diye akla bir söz gelebilir. Kulakları çınlasın. İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı Nevzat Çobanoğlu bu bataryayı görür. En büyük topu alır, Karşıyaka Yunuslar'a getirir. Binbir zahmetle. Niyeti 1. Dünya Savaşı bir şehitler anıtı yapmaktır. Fakat bu anıt geldikten sonra İzmir'in kozmopolit basını ondan sonra ya militarizmi çağrıştırıyor, bu topa ne gerek var, yani Yunanistan'la aramızı mı açacaksınız gibi evet. Gereksiz dedikodularla ondan sonra bu topun İzmir'den götürülmesinin önünü açarlar. Sonunda o kurup top, çok da büyük 32,5'luk bir top. Ondan sonra önce Bornova Topçu Tugayı'na, oradan da İstanbul'a götürülür. Şu an Harbiye'deki askeri müzede Seyit Onbaşı'nın topu diye sergilenmektedir. Oysa ki bu top İzmir Karşıyaka'da kalsaydı çok daha doğru bir iş olacaktı. Maalesef bu fırsat. Burada da İzmir valisini gençlerimize hatırlatmak fayda var. Buyurun. Evet. Rahmetli'nin mesela Abide-i Hürriyet mezarlığında ben her gittiğinde ziyaret ederim. İzmir savunmasında çok büyük yararlılığı olan, ondan sonra çok değerli bir valimizdir. Büyük hizmetlerde bulunmuştur. Onun fotoğrafını görüyoruz. İzmir'in bombardımanı devam eder fakat gemi kayıplarının haberi mesela M-30'un batırıldığı Casablanca adlı bir Fransız harp gemisinin mayına çarparak battığı, ondan sonra ve diğer gemi kayıplarının verildiği görülünce çok büyük sevinç yaratır, memnuniyet yaratır ve İttihat ve Terakki Partisi'nin İzmir sorumlusu rahmetli Celal Bayar yanında İzmir müftüsüyle Sancakkale'yi ziyaret eder. Topçu askerlere hediyeler dağıtır, morallerini yükseltir. Askerlerimizin manevi gücü
daha da artar. Şimdi biz bu geleneği sürdürmek istiyoruz. Neden Sancakkale'yi görmek istiyoruz? 2 Nisan, ondan sonra 2024 günü, ondan sonra Yenikale'yi ziyaret edelim. O dönemin askerli komutanlarının şahsında Güneydeniz Saha Komutanlığı yetkililerine bir demet çiçek verelim. Birinci Dünya Savaşı'nda Sancakkale merkezli savunmadan şükran duygularımızı, minnet duygularımızı ifade edelim. Bu şekilde bir ordu millet el ele düşüncesiyle çok güzel bir moral olsun. Ama maalesef bizi içeriye sokmuyorlar. Nihayet Yenikale'nin çok sayıda yabancı ressam tarafından da resmi yapılmıştır. Bu konuyu bilen ressam arkadaşımız İsmail Çeşmeci, Sancakkale savunmasını konu alan böyle bir tablo oluşturdu. Topları görüyorsunuz. Ortadaki anıt ve en solda da Yenikale'deki Osmanlıca yazılı kitabeler ve onun altında da Muin-i Zafer Bataryası'nın ve Işıldak Bölüğü'nün şehitlerini temsil eden resim bu tabloda yer alıyor. Tabii İngilizlerde şöyle bir şey var. Gemilerde özel gemi ressamları var. Euryalus gemisinin ressamı Yenikale'yi bombardımanını bu şekilde bir tabloyla tespit etmiş. Çok da güzel bir tablo. Yani Yenikale'yi bombalıyorlar. Bu da İzmir'i bombalayan Trump, tabii Allah razı gelmiyor. İzmir'i bombalayan bu gemi Çanakkale'de Alman denizaltısı U-21 tarafından da batırılıyor. Onu da kitabımıza almıştım. Tabii konunun yabancı kaynaklardaki örneği The Graphic'te yer alan İzmir'in bombalanması ile ilgili savaş haberlerini görüyorsunuz. Evet, batırdığımız bir geminin enkazı. Bu kaynağını merak edenler için söyleyelim. Harp Mecmuası'nda yer aldı bu 4 fotoğraf. Çok çok önemli bizim açımızdan. İşte batırdığımız bir geminin karaya vuran enkaz parçaları. Bunu ben Osmanlı arşivlerinden buldum. Ondan sonra kitabıma yer verdim. İzmir'de İzmir'in bombalanması sırasında gerek bizim batırdığımız gerekse düşman gemilerinden batırılan, ondan sonra gemilerin listesi 1912-1921 arasında batırdığımız gemiler. Bunların içerisinde Baulina diye bir Yunan gemisi de var. 1921 yılında, ondan sonra İzmir çıkışında, ondan sonra mayına çarpmış, batmış. Romanlara konu olacak bir şey. Sancakkale'ye gittiğinizde bu izi göreceksiniz. Hala bu mermi izi Sancakkale'nin duvarında duruyor. Evet, İzmir'in bombalanması sırasında çok hazin bir fotoğraf. Havadan ve denizden bombalanması sırasında öyle hayatını kaybeden insanlarımızın görüntüsü. Kadınlar, çocuklar. İşte Alsancak'taki tren istasyonumuzun bombalanmasıyla tahrip olan vagonlarımız, ondan sonra lokomotiflerimiz. Evet, yine bir şehit verdiğimiz cenazeyle ilgili Hatuniye Camisi karşıdaki Tevfik Paşa konağı sol tarafta hala durur. Evet, yine bombardıman sırasında hayatını kaybeden daire içine aldım. 3 polisimizin cenazesi Hatuniye Camii'nden muhtemelen Emir Sultan'a doğru götürülürken. Ve kitabe. Bu kitabeyi çok iyi bilmemiz lazım. Adını da tarihini verdikten sonra 5 Mart 1915 günü İngiliz ve Fransız müşterek gemilerinden Yenikale'ye atılan mermilerden müstakil ağır topçu tavır efradından top başında şehit olanların ruhlarına Fatiha. Çok emsalsiz bir tarih belgesi. Yenikale şehitliğinde olması gereken ve halen Narlıdere şehitliğinde bulunan Muin-i Zafer Bataryası ve Işıldak Bölüğümüzün şehit askerlerinin sembolik mezarları Yenikale Narlıdere şehitliğinde. İşte onların isimleri. Bu tarihle bu düzenlemeyi yapanlar tarih hatası yapmışlar. 1915'te 14'te 23 Şubat 1914'te herhangi bir şey olmadı. 5 Mart 1915 doğru tarih bu. Celal Bey, benim aklım hayalim
böyle bir yanlış nasıl yapılabilir anlamıyor. Diyalog yok. Ben mesela Ege Ordu Komutanlığı'na, Milli Savunma Üniversitesi'ne ben şunları şunları çalışmaları yaptım. Ondan sonra şu kitapları yazdım. Bu konuda size bilgi arz etmek istiyorum diye yazı yazıyorum. Cevap bile vermiyorlar. Mesela 1915 yılında İngiliz kaynaklarının The Graphic dergisinde bildiği, bugün bizim bilmediğimiz iki Türk bataryasının yeri. Biz niye bilmiyoruz bunu yani? Bilmemiz lazım. Ama yasak hemşerim, cevap bile yok. İzmir Valiliğine yazı yazdım. Yine de hiçbir şey değişmedi maalesef. Bu akıl alacak gibi değil. Yani bu bir günde iki günde yapılan bir yanlışlık değil. Bakın oradaki şehit askerlerimizin şehadet zamanları alakasız bir tarih yazılıyor. Üstelik orada yanında zaten kitabe duruyor. Yani bunu yanlış tercüme olabilir, insan hatası. Ama bu düzeltilmez mi? Bu işin sorumlusu yok mu? Bu memleketin valisi, kaymakamı, merkez komutanı yok mu? Maalesef Profesör Hasan Mert bizim arkadaşımız. Fakat konuyla ilgilenmiyor. Ege Üniversitesi istemiyor, ilgilenmiyor. Bir sempozyum yapılması lazım. Yani bu... Hiç gerek yok yani. Narlıdere Şehitliği 1987 yılında yapıldı. 2000'li yıllarda restore edildi. Eskisiyle yeni arası arasında çok büyük fark var. İlk yapıldığında Yunan mezalimini konu alan bir bölüm yapılmış. Şehit edilenler Yunan işgali sırasında, o 15 Mayıs 1914 günü İzmir'in Yunan işgali sırasında şehit edilenlerin 15. isimleri, yaralananların isimleri, kaybolanların isimleri açık açık yazılıyken bu 2000 yılındaki düzenleme ile bu ifadeyi kaldırmışlar. Niye kaldırıyorsun sen kardeşim? Benim Yunanlı dostlarımızı incitmememiz lazım. Yani bizi öldürmüşlerse bile yanlışlıkla olmuştur. Yani onu söz konusu edip de kendilerini rencide etmemek lazım. Evet. Ben yani bu resmen rezalet yani. Başka bir şey değil. Çünkü daha devam edecek, ben biliyorum. Bu konunun birinci elden sorumlusu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. Evet. Kendisi birçok defa hem yazılı hem sözlü raporlar verdik. Sancakkale, Balçova Belediyesi hudutlarında, Narlıdere Belediyesi'nin de birinci elden ilgilendiriyor. Burası çok önemli. Halbuki Büyükşehir Belediyesi 5-10 Mart tarihlerini İzmir için çok önemli bir gün kabul edip belediye olarak sahip çıkmış olsalar çok daha güzel olacak. Ama tarih intikamını alıyor. Sancakkale konusuna, Reşadiye konusuna, ondan sonra soğuk bakan bütün yerel yöneticiler, yeni seçimlerde aday gösterilmedi. Ümit ederim yeni seçilecek olanlar Sancakkale gerçeğini gören büyükşehir belediye başkanları gelir ve bu konuya sahip çıkar. Yani bu da, bu izlence sonunda İzmir halkının da duyarlılık göstermesi lazım. Yani bu bütün Türk milletini ilgilendiren ama özellikle İzmirlileri ilgilendiren bir konu. Çünkü daha yani bahsedeceğiniz çok büyük yanlışlar var. Geliyoruz herhalde. Burada meşhur asker şeyinde bahseder misiniz? Evet tabii. Mesela Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir mezarlık. Urla Karantina Mezarlığı, Karantina Adası'nda. Ve orada da ben okuduğum tarih kitaplarında gördüm. Karantina Adası'nın bombalanması sırasında şehit düşen askerlerimiz. Hakikaten gittim gördüm. Orada bana gösterdiler. 21. yüzyılda meşhur asker şehidi olur mu? Mezarı olur mu? Ve mezarın haline bakın. İnsan bunu yaptırır, restore eder, tamir ettirir. Etrafını taşla çevrilmiş. Hiç yakışmıyor. Yani tabii burada Milli Savunma Bakanlığı'nın da büyük sorumluluğu var. Meşhur asker mezarı. Karantina odasındaki. Bu en son sağ olsun Murat Hakan Elgin Öz diye çok tarih meraklısı bir arkadaşımız var. Menteş'te bu fotoğrafları tespit etti kendisi. Ondan meğerse Menteş'te meçhul Alman askere ait bir mezar varmış. İşte açıklaması ve Alman askere ait mezar. Sağ Beğen tarafta Menteş'in bombalanması sırasında şehit düşen 3 Türk askerinin mezarı. Onun yanında da açıklaması var.
mezarı görüyorsunuz. Hiç de bakımlı değil, hiç yakışmıyor. Almanya yetkililer ya bizim Menteş'te bir subayımızın mezarı varmış diye bizimkilerine yazı yazdıklarında tabii haliyle çok zor durumda kalacak. Biz de bunu böyle bir ihmale Türkiye'ye yakıştıramıyoruz. Böyle meşhur asker mezarı olmaz. Bu da çok enteresan bir logo. Ondan sonra Uzunada'nın bombardımanın sırasında görev yapan Avusturya Macaristan askerlerinin göğüslerinde ve şapkalarında taktıkları rozetler, batırılmış bir gemi, İzmir 1916. İzmir tarihi için çok önemli. Ve Ay Yıldızlı Türk Bayrağımız. Ay Yıldızlı Türk Bayrağımız. Bu evet. İlk defa sizin programınızda yer alıyor. Evet. Yürek yaralarımızdan bir tanesi de bu. Bir dönem 2000'li yıllarda eski gümrük binasında Çakabey limanımız ve flotille komutanlığımızın gemileri vardı. Bu gemilerde Ay Yıldızlı bayrağımız dalgalanır. Ondan sonra orada görevli denizcileri görmek üzere eşleri, çocukları, sevgilileri gelir. Büyük bir sıcaklık olur. Gemileri ziyaret ederlerdi. Ama 2000'li yıllarda ondan sonra ne gerek varmış? Gümrük binası, denizciler gitsin, konak bir yer yapılsın. İşte böyle yatlar gelecek, böyle katlar gelecek diye bir gürültü kopardılar. Ve sonunda denizciler çıktı. Ama dürüst askerlerimizden bir tanesi Albay Reşit Bey, yahu benim depomda 3 tane eski Türkçe kitabe var. Bu kitabeyi ne olacak diye üst makamlara bildirdi. Ege Üniversitesi'ne de bildirdi. Sanat tarihi bölümünden tarihçiler geldi. Bu mezar bu kitabeleri okudular. Yapının yazıldığı gibi bir Fransız yapısı olmadığı, 2. Abdülhamit'in İzmir'e yadigarı gümrük binası olduğuna dair kitabeler ortaya çıktı. Bunlar, bu sadece birini görüyorsunuz, 3 tane kitabe. Oh ne güzel, tabii bu kitabelerin okunup tercüme edilmesinden sonra hakkında makale yazıldı. Çok da güzel bir iş yapıldı. Ama birdenbire bu 3 kitabe yok oldu. Ben tekrar tekrar dilekçe veriyorum. Güneydeniz Saha Komutanlığı'na, Milli Savunma Bakanlığı'na, bu kitabeler nerede diyorum, İzmir Valiliği'ne, Kültür Müdürlüğü'ne dilekçeler yazdım. Hiçbirinden cevap alamadım. Kim bilir kim biri aldı götürdü. Ama bu bir milli servet, bir tarih belgesi. Evet. Bu şekilde götürülmesini kabul edemeyiz. Yazıklar olsun. Buyurun. Evet, yazıklar olsun. Sonra buyurun. Onun devamı var. Evet. Eski fotoğraflarda görüldüğü gibi Sancakkale'nin burun kısmında bir anıt var. Ve bu anıt nerede? Askerler ondan sonra gelmişler, işte bakın önünde hatıra fotoğrafı çekmişler. Bu anıt da yok. Güneydeniz Sağ Komutanlığı, Ege Ordu Komutanlığı, İzmir Valiliği kayıp olan bu anıtın akıbeti konusunda kamuoyuna açıklama yapmak zorundadır. Sen kimin malını kime veriyorsun? Bu kadar keyfi olmaz. Keyfi davranış olmaz. Ağızlarına bıçak açmıyor. Maalesef deniz kuvvetlerimiz bu konuda açıklama yapmak zorunda. Çok yazık. Yani şu anlattıklarınız gerçekten görselleri olmasa ve sizin onlarca yıldır süren araştırmalarınıza ve kitaplarınızda belgelemiş olduğunuz kaynaklara dayanmasa inanılacak gibi değil. Yani böyle bir şey nasıl olabiliyor? Hayret ediyorum. Söyleyecek laf bulamıyorum. Yani kendi tarihine, kendi şehidine, kendi varlığına bu kadar arkasını dönmüş olan bir toplum bu coğrafyayı hak etmiyor. Şimdi bakınız, evet, burada gene kitabınızdan aldım ben bunu. Winston Churchill'in, evet, çok güzel bir sözünü koymuşsunuz. Diyor ki ne kadar geriye bakarsanız o kadar ileriyi görebilirsiniz. Bunu kimin için söylüyor acaba? Yani bundan hiç zerre kadar nasibini olacak yetkililerimiz ve sorumlularımız yok mu? Belediyesinden, ordusundan, hükümet yetkilisine kadar.
Yani şu anda konuştuğumuz ve yüreğimizi kanatan bundan 100 sene önceki, yani 1915'i konuştuk. Yani düşünebiliyor musunuz? Osmanlı'nın ilk zamanlarındaki gelişme dönemindeki savaşlardan bahsediyoruz. Bu memleketin İstiklal Savaşı'nın başlangıcından bahsediyoruz. Bu memleketi bize bırakmak için şehit olan askerlerimiz ve onların hatırasından bahsediyoruz. Hiç kimse sahip çıkmadığı gibi yok ediliyor ve buna hiç kimse de bir şekilde ne sorumluluğu alıyor ne de sormak gayretinde oluyor. İnşallah bu yaptığınız çalışmalar çok önemli. Çok memnunum ki sizin bu çalışmalarınızı bu vesileyle tanıtmış olduk. Umuyorum ki başta Ege'nin Türk gençleri ve insanları bu konuya sahip çıkacaktır. Şimdiye kadarki olanı, tarihimizin ayıp zamanı, bu ayıptan bir an önce kurtulmamız lazım. Buyurun, son sözlerinizi alayım Celal Bey. Evet, dünyanın hiçbir ülkesinde 368 yıl gibi çok uzun bir süre meçhul kalmış bir tarihi yapı yoktur. Biz Türk milleti olarak böyle bir ayıp durumu müstahak olacak bir iş yapmadık. Gelin yetkili başta İzmir valisine, Kültür Bakanına, Milli Savunma Bakanına sesleniyorum. 368 yıllık tarihi gecikmeyi telafi etmek yönünde bir adım atın. Her 5-10 Mart tarihini Yenikale şehitlerini anma günü olarak anılması yönünde devlet töreni düzenleyin. Nasıl Sarıkamış, ondan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birliklerinin katılımıyla devam ediyorsa, nasıl Mustafa Ertuğrul Bataryası'nın ondan sonra yıl dönümü etkinlikleri, yine Türk Deniz Kuvvetleri'nin katılımıyla, büyük bir coşkuyla gerçekleşiyorsa, 5-10 Mart tarihini Yenikale Şehitliği'ni anma günü olarak ondan sonra kutlamaya başlayalım. Devlet protokolüne alınsın ve bu konuya sahip çıkılsın. Hiç kimseye kendi evini ondan sonra yapmadığın şeylerini başkasına yapamazsınız. Reşadiye inşallah bir dahaki programınızda Atatürk'ün iki defa ziyaret ettiği Reşadiye Köşkü'nü de size anlatmak isterim. Biz bu noktada sonuna kadar başta İzmir valisi ve ilgili yetkililer olmak üzere kayıp olan Sancakkale'nin kayıp anıtını, eski gümrük binasının kayıp kitabelerini takip etmeye devam edeceğiz. İşte İzmirlilik ve İzmir ruhu burada başlıyor. Sen İzmir'i rakı balık seviyesine indir. Senin orada topunu almışlar, götürmüşler, kitabını götürmüşler, anıtı götürmüşler, lafını yapma. Şehidinin tarihini yanlış yazıyorsun. Yani bu olacak iş midir? Anıt yapıyor sözde, şehitlerimizin şehadet tarihini yanlış yazıyor. Bir sene eski yazıyor. 2014'te öyle bir hadise yok. Yani yok. Bu yıllardır sürdürülen bir ayıp. Ne zaman düzeltilecek? Eğer bu programı seyredip de bu konuda bir an önce düzeltmeyen yetkililer, her kimse, valisinden garnizon komutanından belediye başkanına kadar, şimdiden kendilerine yazıklar olsun. Ve bu işi takipte olacağız. Evet. Umarım Milli Savunma Bakanlığı bu noktada soruşturma açar. Umalım. İlginize ilk defa bu konu yazılmış olan iki kitabın dışına çıkarak kamuoyuna bu güzel anlamlı programınızda paylaşıldı. Size şahsım ve Sancakkale Dayanışma Grubu mensupları olarak çok çok teşekkür ediyorum. Efendim, esas teşekkürü biz size ediyoruz. Bu duyarlılığınız sayesinde tarihimizin, hem de yakın tarihimizin bir ayıbını hiç olmazsa insanlarımıza duyurma fırsatı bulduk. Bir başka Türk Dili ve Tarihi programında buluşmak üzere izleyicilere iyi günler diliyorum.